Nefesler tutuldu, son tadım da Beyhan Sultanım'da. Nasıl karıştırırsın sen şimdi ortalığı? Puanlar birbirine bir yakın, bir yakın. Bakalım sen neler edeceksin? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Nursel Hanım, keki güzel olmuş. Evet. Alt üstü güzel pişmiş. Şu limonata sos var ya. Jöle. Jöle. Bu biraz katı olmuş. Acaba cıvık olması mı gerekiyordu? Jöleyi biliyorsun. Biliyorum jöle. Ha. Böyle diye ben... İşte öyle bir jöle bu. Jölesi mi olmamış? Ha, güzel olmuş. Tadı güzel mi? Tadı güzel. Tadı güzel. Kıvamı koyu. Kıvamı güzel. Keki güzel. İçi bak böyle. Nokta nokta olmuş. Göz böyle göz. Senerek pişirmemiş. Hı hı. Tamam. Güzel olmuş. Gel ikiye geçelim. Bunun jölesi daha güzel olmuş. Tamam. Biraz altı tam pişmemiş. Ama jölesini güzel yapmış. Keki de pişmiş ama beyaz kalmış. Evet, beyaz kalmış. Şunun gibi kırmızı olmamış. Lezzeti ama var mı? Kalmış. Lezzeti. Ha? Kekin lezzeti var mı? Tabii ki. Lezzeti var. Bunların lezzeti zaten böyle olur Nursel Hanım. Tamam. Ama jölesi güzel olmuş. Afiyet olsun. Günün son iki tabağı. Beyhan Sultan. Bu kabarmamış. Taş gibi. Jölesi de olmamış. Tadı güzel ama jölesi de olmamış, keki de olmamış. Kıtır kıtır. Kabarması gerekmiyor muydu böyle? Şu kabarmış, pişmemiş. Yani içinde kabartma tozu var. He. Bunun jölesini de beğenmedim. Tadı nasıl? Tadı kekin, güzel. Kekin tadı güzel evet mi? Tadı güzel. Bu hepten böyle. Hani bundan ben böyle gün göz böyle kıtır kıtır mı olacak? Böyle yumuşak mı olacak bilemem. Şu çok güzel. Hı hı. Ama pişmiş ama biraz beyaz kalmış. Hı hı. Ama bu da çok kurumuş. Son taban. Bu da güzel. Jölesi çok güzel. Güzel. Kek de güzel. Keki de güzel. Kabarmaya taktın ya kafayı. Onun kabarıklığı nasıl? Bu gene iyi. Bu iyi ama şu hep basık. O hep basık. Jöleyi de beğendin, keki de beğendin. Evet. Son tabağını beğendin. En zor yük sende. 5. Dördüncü tabak 5 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan. 1. Birinci tabak 1 puan. 4. Bunun da jölesine veriyorum ha. İkinci tabak 4 puan. Ne jöleymiş be. 4 puan aldırdı. Jölesi çok güzel, yağ gibi. 2 tane birimiz var. Son puanlar, gelinlerimizin de son puanları herkes için hayırlısı evet olsun. 2 tane birden bir tanesi, bir tanesinden kurtuluverelim. En cılız bulduğun, en kabarmamış bulduğun evet tabak buydu. Derin bir nefes. Bugün çok ihtiyacın olacak o nefeslere. Kaldır lütfen. Özge. Beyhan teyzeciğim, teşekkür ederim öncelikle. Ama ben 2 kayınvalideden 5'er puan aldım. Ben beğenmedim. Neyini beğendin yani? Tadını çok beğendim. Ama tadını beğendin de dedin. Beyhan teyze beğenmeyen de veriyor. Ben beğenmedim. Yani bir de tadını beğendin Beyhan teyze sen.
Kız ben beğenmedim, beğendim ki bu tabağı. Beğendim dedim ya. Kız bende mi beğendim? Yok ben mi beğendim? Hiç beğendim dedi. Demedi, ona beğendim dedi. Hayır şu anlamda söyledi. Tadı var mı? Var. Sonuçta kek malzemesi. Yani yakmadığın sürece, çiğ bırakmadığın sürece ne kadar kötü yapabilirsin aynen. ki yani? Şeker giriyor içine. Şeker yani, hamur şeker. O zaman hepsini. Ama ben beğenmedim dedim yani. Tadı var ama basık kalmış dedim öbürlerinin yanında. Tadı sen, çok güzel. Sen çok doğru yorumlamalar yaptın gerçekten. Çok yani iyiydi. Ben basık, ben... Doğru yoruma bakacak olursak mesela ikinci tabak pişmemiş dedi, 4 verdi. Evet. Evet. Pişmemiş. Yani evet. Şöyle dedi. Beyaz kalmış ama çiğ değil. Bu pişmiş ama beyaz dedi. Birazcık daha pişe kızarabilirdi evet, ama dedi. Ama çiğ değil. Heh. Tamam. Ama çiğ işte değil. Açıldığı zaman bakacağız. Diğer tabaklara da. Üçüncü tabağı zaten genel olarak beğenmedi. Çok yüksek kullandın buna. Ama aşkım evet, ama bunun sosu çok güzel geldi bana. Bugün tek 4 kullanan sensin. Herkes çok cimriydi. Bakalım bu 4 kime gitti? Keki beğenmedik ama jöleye bayıldık. Tam 4 puan verdik jöleye. Kaldır bakalım. Kim bu şanslı? Damla. Teşekkürler canım. Şimdi öncelikle şunun için teşekkür ederim sana. Orada en doğru yorumlamayı benim tabağıma evet, sen yaptın. Evet, azıcık. Şöyle yaptın. Azıcık böyle altı kızarsaydı. Çok doğru söylüyorsun. Çiğ denilemez. Değil. Ondan eminim. Çünkü değil. Çiğ olan ne olur değil mi Beyhan teyze? O bıçak gelir, bıçak hamur gelir değil mi? Yapışır. Aynen öyle. Deminden beri ben bunu anlatmaya çalışıyorum zaten kayınvalidelere. Hayır, bu evet, çiğ değil. Pişmiş ama beyaz kalmış, doğru. Doğru. Çiğ ben değil. Şimdi ben sana İçi baksana nereden, gözenek gözenek. Nereden bir puanı kırdın diyemem. Kırdığın nokta zaten çok belli. Çiğ. Teşekkür ederim güzel yorumun için. Ben jölesine verdim. Afiyet ama bak olsun. Kekinde çiğ mi değil. Aynen ben, bak bana bu yorumla gelirseniz ben zaten doğru olduğunu söylerim. Benim kayınvalidem hayır durumu olduğu için ağzıyla itiraf etti. O aslında o keki beğenmedi. Dedi ki jölesine veriyorum ben bunu. Dedi. Ben jölesine veriyorum. Jölesine o keki beğenmedi. Hayır, ben, tamam jölesine vermiş olabilir. Ve kabarıklığına baktı. İki tabak kabarmış dedi. Benim söylediğim şu. Çiğ değil sadece beyaz kalmış. Bana doğru. Göre o kekin pişmesi doğru. Gerekiyor. Hiçbir cuma benim 5-4 yaptığım görülmemiş. Aradaki fark bütün kayınvalideler değil cuma çarşamba. Ben kayınvalidelerin 4 kullandığını görmedim. Benim kayınvalidem hariç. Ha, ben? Haftanın her günü kullanır. Sen daha yenisin burada tanışırsın. Bak hakikaten Beyhan teyze. Hem o 4 kullanır. Bana versen de bugün onu yapmamalıydın gerçekten bak. Aşkım bak yapmamalıydım ama jölesi çok hoş. İşte ben çünkü beğenmediğin tabağa puan vermeyeceksin dedikçe yapar o. Ben yapar. Zaten, ben derdimi 8 senedir anlatamadım. Bugün mü anlatacağım? Nasıl bir iç çektin öyle? Damla çıktı, Özge çıktı. Ya Seda, ya Yeşim. En pırlanta puanı kaptı finalde. Burada kalma mücadelesi veriyorsunuz resmen. Öyle zirvelerden indin yani Beyhan abla. Hazır mısın? Açıyorum. Açıyorum ve açtım şekerim. Yeşim! Bravo! Tebrik ederim. Havadan bir jöle 4. Rakibim 4 aldı, ben şimdi ne yapayım 5'i? Bir puan gününde... azlasın ya. Nasıl? Bir puan azlasın ya. Tamam işte rakibim şu anda. Ben o bir puanla mesela belki Damla gidecekti, ben gideceğim mesela. Durumu değiştirdi. Ya hazlasın ya, hazlasın ya. Ne? Tamam, rakibim şu an bir alabilirdi, 4 aldı. Mesela ha. O beyaz tabağı ben şimdi çıkarmış bak. Olsaydım, bu niye beyaz kızarmamış diye bana birip verirdi, yapıştırırdı. Hmm. Ben beyaz bir tabak orada 4 alırken, Seda sormakta haklı. Şimdi dese ki benim tabağım pişmiş, kızarmış, niye puan almadı dese haklı. Çünkü jölesi kötüydü, çünkü biliyorsun ki orada sadece jöle var. Jöleye göre puan kullanıyoruz. Jöle jölesi güzel. Pütür pütür öyle. Pütür pütür mü benim evet. Bilen? Evet. Böyle pütür pütür mü? Üstündeki süslerle alakalı olabilir hayır, mi beyanınızda? Hayır, hiçbir pütür değildi. Üstüne süs koymuşlar ya hani. Süsüne jöleye ayırt edemiyor mu? Jöle, sos, ikinci plana atılan şey, kek, ana madde. Millet beğendiği tabağa 2 veriyor. Benim kayınvalidem ortada ana madde yok, kek yok ortada. 4 veriyor, ben hayret ediyorum ya. Burada şu an 2 tane sağlıkçımız var. Psikolog hanım da var. Tıp da bunun mesela çaresi var mı?
Çocukluğa mı inmek lazım? Ergenliğe mi inmek lazım? Ay. Ya da benim çocukluğa mı inmek? Ne yapmak lazım? Çaresi var mı bunun? Yani, defası var mı? Beyhan teyze ama şimdi haklı ne dese. Çünkü gerçekten kızarmamış dedin. Jölesini beğendim yani dedin. Dört verdin. Yok, dört verdin. Tabağa da geçtim. Psikolog hanım mesela tabağa geçelim. Mesela söylüyorsun söylüyorsun ya. Karşı taraf böyle başını sallıyor, haklısın diyor. Yani saniye geçmeden bir de aynısını yapıyor. Mesela bu tıpta bunun adı ne oluyor? Söylüyorsun. Birazcık inat ediyor diyelim biz Beyhan teyzeye. Seni anlamak istemiyor diyelim. İnat ediyorsun Beyhan teyze. Etme inat işte. Ne? İnat ediyorsun, bildiğini okuyorsun ne burada. Mesela ne yapılabilir? Tedavisi ne? İşte onu kendi yok, haline bırakmış. Çaresi yok. Çünkü ben mesela 7-8 yıldır bulamadım. O yüzden bazen akışına mı bırakmak lazım? Bazen kaçıp uzaklaşmak mı lazım bilmiyorum. Artık Seda sen bul çaresini. Ben nereden bulayım çaresini? Sen kaç senedir bulamamışsın? Sen de sağlıkçısın. Bilmiyorum narkoz mu verirsin? Sen de başka bir tedavi yok. Biliyorsun ki ben böyle fenalaşan görünce kaçıyorum. Sen alışverişe gidersin. Yerde bırakın. Ben o da doğru söylüyorum. Ben böyle herkesle uğraşamam.